Hayat ne acayip ya. Dün bana biri dese yürüyü böyle atacaksın ön koltuğa. Böyle bir makinede gezeceksiniz dese var ya. Hadi lan derdim. Aşkım sen de çok yakışıyorsun ön koltuğa. Açayım mı azıcık camını? Şöyle saçların falan dalgalansın. Gerçi klima canavar gibi ama heves işte. Şş, çekeyim mi sahile? Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Araba bizim sanki. Bir arabayla gezmemiz kalmıştı değil mi? Tamam kızım ne kızıyorsun ya? Ben öyle senin kafan dağılsın diye şey yaptım. Benim kafam dağılmaz öyle. Ben babama daha söyleyememiştim bile yüzüğü çıkarıp attığını. Mert beni bilir, o bana güvenir dedim. Ne olacak şimdi? Hesap sormayacak mı bana? Bu mu sana güvenen adam demeyecek mi? Laf benim. Yürü bak ben bir halt ettim tamam mı? Ama sana güvenmediğimden etmedim. Kendi hıyarlığımdan. Ezikliğimden ettim. Ben seni eziyor muyum Mert? Sen beni ne ezeceksin kızım ya? Hayat ezmiş bizi. Ben Tersoğlu Terso Mert. Karşımdaki adam dünyayı sallamış profesör anasını satayım. Herif o biçim doktor yani. Boy post desen yerinde. Tipi düzgün. Para dersen gani. Lan dedim Mert dedim. Sen bu terso halinle bu herifle nasıl boy ölçüşeceksin lan dedim. Ya Mert Ömer Bey'in boyundan posundan doktorluğundan bana ne? Yürü ben sana kendimi anlatmayayım. Sen benim kitabımı yazarsın. Hani o gece balo gecesinde bana demiştin ya. Komplekslerinden bıktım diye. Ben de bıktım lan. Kendi komplekslerinden asıl ben bıktım ya. Mert. Ben o gece hani... işte o gün hani ben fotoğrafı gördüm ya gazetede. Ben bittim kızım ya. Hani var ya benim aklımdan başımdan... her yerimden kaynar sular boşandı. Ya ben yerle eksen oldum o anda kızım ya. Şurama koydu o fotoğraf benim anlıyor musun? Bitirdi beni yani. Yapıştırdı yere yani anladın mı? Hani ben... ben şimdi sana hani... ben yakıştırdım kızım seni o adamla. Ne demek o? Ben sizi yakıştırdım ne demek? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kulağın duyuyor mu ne ya? Ağzımdan çıkan buramı vuruyor kızım benim. Tamam vurmasın işte. Ömer Bey'le ben... yani... Mert ne olur sus. Sustur o zaman yürü ya. Şu içimdeki ezikliği sustur Allah'ını seversen ya. Ben bu düşüncelerle yaşamak istemiyorum kızım. Ben sana güvenmek istiyorum ya. Vallahi billahi bıktım ya. Kontrol edemiyorum düşüncelerimi kızım. Yardım et bana ne olursun. Bak bugün söylediklerini unutacağım ben. Söz ver bana sen de unutacaksın. Ben unuturum. Senin gözlerin benimkine bakarken ben senden daha iyisini hak ediyorum demezse unuturum beni. Mert bak gözlerine bakıyorum ve söylüyorum. Eğer sen bir gün değişirsen, benim tanıdığım, bildiğim, sevdiğim Mert değil de bir yabancıya dönüşürsen, o zaman kaybedersin beni. Beni zengin bir adam yüzünden değil, sadece senin yüzünden kaybedersin Mert. Şimdi kalkacağız, atölyeye gideceğiz. Sen benim bu söylediğimi hiçbir zaman unutmayacaksın. Tamam mı? Ama ben senin söylediklerini unutacağım. Gülüm. Parmağını uzatsana. Neden? Ya uzatma aşkım uzat işte. Bak ben de uzatıyorum.
Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun senin yüzünü sakladığımı? Belki attım çöpe gitti. Sen onu attıysan ben dişimi kırarım. Hadi çıkar, nerede? Ya hayır, istemiyorum, takma. Ya biz seninle barışmadık mı şimdi? Barıştık. Ama ben seni de affetmedim. Hayda. Yok öyle hayda mayda. Ben bu yüzük işi bizim ilişkimiz gibi yapboza dönsün istemiyorum. Aşkım ne alakası var? Bizim ilişkimiz yapboz mu şimdi? Yapboz tabii. Kaç kere ayrılıp barıştık biz? 6800 mü? Yok ya, takribi 5500 falan herhalde. Yüzsüz. Aşığım ben, aşıkta yüz mü olur? Mert. Ben yüzüklerimizi bir daha asla çıkarmayacağımızdan emin olduğumuz zaman takmak istiyorum. Çünkü o yüzük bu parmaktan bir kere daha çıkarsa bir daha asla takılmayacak. Baba. Hayırdır, hadi hadi. Salih baba, ben alayım mı onu? Elleme. Üstün başın kirlenmesin. Hayırdır böyle? Öyle ya. Gürrü söylemedi mi Salih baba? Babam, Mert, Gülfem Hanım'ın özel şoförü olmuş. Mert, şoför olmuş. Ya öyle denk geldi. Gürrü? Kızım, sen mi? Yok baba, olur mu öyle şey? Ben isteyebilir miyim Gülfem Hanım'a lütfen Mert'e iş verin diye? O kendisi teklif etmiş, böyle olmuş işte. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Okay. Yüzün nerede? Yüzün yok. Yüzük. Valla benim eşekliğim Salih baba. Bir anlık öfkeyle... Bir anlık eşeklik işte baba. Yüzünü yıkayacakmış. Koymuşlar babanın yanına. Ondan sonra unutmuş orada. Senin yüzük de onunkiyle beraber gitti herhalde. Benim... Of, anladı ya. Kesin anladı işte. Anladı tabii. Ya kızım gözünün içine bakıyorum evir çevir diye. Ben ne anlarım kıvırmaktan? Sen anlamazsın, ben çok anlarım çünkü ben dansözüm değil mi Mert? Senin yüzünden. Ne vardı çıkarmasaydın yüzüğü? Artistlik yapacaksın ya. Mert, bana bak. Ya, ay tamam. Tamam ne olur vallahi şimdi kafanızı birbirine vuracağım yani. Hadi gidin işinizi ne yapıyorsanız yapın ya. Ben avuturum babamı. Babam. He. Kolay gelsin babam. Ne var? Arkamdan seni mi gönderdiler ağzımı arayasın diye? Ay yok babam, niye ağzını arayayım? Anladın sen. Ya onlar da anladı zaten senin anladığını. Madem o gazete işi yüzünden atıyor yüzüğü. Benim kızım ne diye peşinden koşuyor o zaman o oğlanın? Ha? Bir de gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ya babam yok öyle, haklısın. Ben de çok kızdım gerçekten. Ama genç işte bunlar ya. Bu yüzüğü çıkarıyorlar, takıyorlar. Ne münasebet. Çocuk oyuncağım bu, tak çıkar tak çıkar. O çocuk benim kızımın namusuna güvenmeyip bir de yüzüğü atıyor. Ha? Yok babam, olur mu öyle şey babam? Ya kanı deli işte çocuğum, biliyorsun. Bak hem çok pişman. İnan ki Gürrü'nün peşinde dolaşıyor. Ya bugün yarın onlar barışırlar. Ya sen merak etme babam ya. Hem ilk defa böyle doğru düzgün de bir işi oldu. Yani nasıl olmuş, ne olmuş anlamadım ama. Allah Gülfem Hanım'dan razı olsun. Daha o yüzüğü attığını öğrenmeden... İçime sinmemişti bu şoförlük işi. Demek ki öyle. Madem yüzüğü atıyorsun, ne diye beraber dolanıyorsun? Olmaz ki böyle. Olacak iş. İstemiyorum, istemiyorum.